Bu arada genç kızlarımızın hazırlamış oldukları Hazreti Fatıma'yı ne kadar tanıyoruz başlıklı sokak röportajları ile ve o minik yürekleriyle bizlere açıklamaya gayret göstermişlerdir. Gelin miniklerimizin bizlere vermiş oldukları mesajları hep birlikte izleyelim. Sevgili seyirciler, bugün Hazreti Fatıma platformu adına Brüksel sokaklarındayız. Hazreti Fatıma hakkında bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bakalım Brüksel'de yaşayan gurbetçilerimiz Hazreti Fatıma'yı ne kadar tanıyor ve ne kadar tanımıyor. Hazreti Fatma'yı tanıyor musunuz? Peygamberimizin bir şey alıyordu ama tam bir fikrim yok. Anneannem de zaten bir şeyler diyordu ama şu an aklıma gelmiyor. Sahi kim Hazreti Fatma? Hazreti Fatma, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızıdır. Aa tabii doğru ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim, hakkında pek bir şey bildiğim yok. Ben çok okurum kadınların eserlerini, hikayelerini. Hatta sinemaya da bayılırım. Hazreti Fatıma'nın filmi çekilseydi kesin tanırdım. Öyle mi? O zaman Hazreti Mergiye'nin hayatı hakkında çekilen filmi kesin izlemişsinizdir. Aa evet, arkadaşımla vardı ama tam izleyemedik. Sınavlardan dolayı izleyemedik. Öyle mi? Ben de sizi anlıyorum. O zaman bir soru daha sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Hazreti Fatıma anamızın annesi, yani Hazreti Peygamberimizin eşi, onun adını söyleyebilir misiniz? Hazreti Ayşe miydi? Yok, o değil. Aa, tabii onun çocuğu yok idi, değil mi? O zaman kesin Hazreti Hatice'dir. Evet, doğru, bildiniz. Bravo. Teşekkürler. Teşekkürler. Hanımefendi, biraz konuşmamız mümkün mü acaba? Tabii, buyurun. Hazreti Fatıma'yı tanıyor musunuz? Aa, tanımam mı? Peygamber Efendimiz'in en sevdiği kızı. Peki ondan örnek aldığınız davranışlar var mı? Olmaz mı? Mesela? Mesela gözüme sürme çekmeden hiç sokaklara çıkmam. Benim bildiğim Hazreti Fatıma sürmeyi sokakta çekmezmiş ama neyse olsun. Peki başka aldığınız örnek davranışlar var mı? Evet var. Hazreti Fatıma evlenirken eşinden gerdanlık aldırmış. Boynuna da pek yakışmış. Ben de eşimden istedim. Sağ olsun beni kırmadı, bana da aldı. Öyle mi? Çok sevindim sizin adınıza. Hazreti Fatıma anamız fakirlere yardım edermiş. Fakirlere, yetimlere. Siz bu davranışı uyguluyor musunuz? Evet. Her hafta arkadaşlarla toplanıyoruz. Börekler, çörekler. Ayrıca Hazreti Fatıma'yı da almayı unutmuyoruz. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ablacığım biraz konuşmamız mümkün mü? Konuşalım. İsminiz nedir? Adım Rukayya abla. Hazreti Fatıma'yı tanıyor musunuz? Ne olacak canım? Bizim komşu yok mu? Dün doktora neyle mi gidecekti? Yoksa bir şey mi oldu? Yok ablacığım, ben onu demiyorum. Hazreti Fatıma anamız diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah seni taş etmesin. Hele soruyu bir doğru sor. Hazreti Fatıma anamız, yani Peygamber Efendimizin kızı sallallahu aleyhi ve sellem. Onu tanıyor musunuz? Sus kız sus. O kim? Biz kim? O peygamber kızıydı. Hangi kadın onun gibi olabilir ki? Nasıl yani? Vay soruşturuyorsun ama kendin bile bilmiyorsun. Öyle mi? Ne sandın ya? Aktarlarda Beymut'u bile vardı. Hazreti Fatıma anamın eli diye adının haberim bile yok. Peki teyzeciğim. Hazreti Fatıma hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok yardımsever, insanlar çok sever. Sade yaşar. Her kandilde onun simitlerini yiyor, babasının simitlerini yiyor.
Vallahi onu seviyorum. Kandildeki simitlerini, babasını seviyorum. Kandildeki simitlerini seviyorum. Peki teyzeciğim, Hazreti Fatıma gibi yaşamak ister miydiniz? Ya da onun gibi olmak ister miydiniz? Vallahi olmak isterdim ama ne bileyim. Nasıl yani, bir engel mi var? Bir engel yok ama o peygamber kızıydı. Ben onun gibi aç kalamam. 3 gün mü ne oruç tutmuşlar. Üst üste kapıya gelenlere yemeklerini vermişler. Ben öyle yapamam. Peki teyzeciğim, son olarak ne söylemek istersiniz? Vallahi ben onu canı gönülden seviyorum. Sevmeye de devam edeceğim. Ama ne biz onun gibi ölebiliriz ne de yaşayabiliriz. Kısacası biliyorsun, herkes kendi derdinde. Hem onun hakkında fazla konuşulmaz. Ruhum neyim incilir, ruhum neyim incitme, beni günaha sokma. Peki teyzeciğim, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hazreti Fatıma denince aklınıza ne geliyor? Hazreti Fatıma sizin için ne temsil ediyor? Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma bana vaka ve kanaatı çağrıştırıyor. Neden vaka ve kanaat? Çevremizde gördüğümüz örnekler bana o güzide insanı hatırlattı. Peygamber kızını hatırlattı. Nasıl yani? Çevremize baktığımız zaman her şey değişmiş. Ne anneanne gibi, ne çocuk gibi, ne dost gibi. Herkes de bir dünya telaşı. Hani derler ya, karanlığın içinde nur belli olur diye. İşte özellikle bu zamanda daha çok hissediliyor. Peki hanımefendi, başka ne söylemek istersiniz? Hazreti Fatma çok yönlü bir şahsiyet. O hem vahiy ile büyüdü, o hem vahiy evinde hem de vahiy ile büyüdü. O hem merhametin bahçesi hem de vakanın temsilcisi. Hazreti Fatma ile ilgili başka ne söylemek istersiniz? Hazreti Fatma çok yönlü bir şahsiyet. Nasıl yani? O hem o peygamber kızı, düşünebiliyor musunuz? O hem vahiy evinde hem de vahiyle büyüdü. O hem merhametin bahçesi hem de vakanın temsilcisi. Peki hanımefendi, biz mümini kadınlar Hazreti Fatıma adına neler yapıyoruz, neler yapmamız lazım? Söyler misiniz? Asıl soru buradaki değil. Biz mümin kadınlar ne yapıyoruz? Ya kendimizi eve kapatıyoruz ya da feministler gibi davranmaya başlıyoruz. Nasıl yani? Düşünsenize, Allah rızasını bir kenara bıraktık. Biz kendi çocuğumuzu emzirmek zorunda değiliz dedik. Aşağılık kompleksine girdik. Değerlerimizi unuttuk. Hazreti Fatma bize çok güzel bir örnekti. Ama biz onu ne kendi hayatımıza taşıyabildik, ne de çocuklarımızın kalbini. Çok güzel bir konuya değindiniz. Çok teşekkürler. Ben bir iki şey daha söylemek istiyorum. Görüyorsunuz ki içim çok dolu. Hem bu benim için de seslerimi çalacağım. Buyurun hanımefendi. Duyuyor musunuz dünyadan gelen sesleri? Fatmalar, Hüseyinler, Zeynepler orada, oralarda seslerine kulak verin. Fatma'yı kaybettik, Hüseyin'i kaybettik, Zeynep'i kaybettik. Duam odur ki Hazreti Fatma'nın sevgisi bize Hazreti Resulullah'ın şefaatine ve Allah'ın rızasına ulaştırsın. Amin. Güzelim hanımefendi. Rica ederim. Görüşmek üzere sayın seyirciler.